Merhaba, Leyla Karabulut ben. 2002 yılında Bayburt'ta ilk defa bir kadın derneğinin kurulmasına öncülük ettim. Bu dernekte kadının meslek edinmesini sağlamak, kadının iş hayatına geçişini kolaylaştırmak için birçok proje yürüttük ve başarılı olduk. Yöresel ev yemekleri ve yöresel el sanatları dahil, benzeri kadının yapabileceği birçok konuda eğitim verdik. Daha sonra Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu oldum. Şimdilerde ise Bayburtlu Kadınlar Birliği Kooperatifini kurduk ve onun başkanlığını yürütmekteyim. Burada kadın girişimci sayısını artırmak, kadın istihdamını artırmak ve memleketimizde eksik olan sektörlere destek olmak, eğitim alıp onlara, kadınlara öğretmek ve üretim sağlamak amacımız. Ticaret Bakanlığı'nın %75 şibeyle sağladığı bir projeyi geçirdik. Bu projeyle 15 makina ve 2 yöresel bez dokuma tezgahı elde ettik. Çalışmalarımız kadın istihdamını artırmak ve iş kurmalarını sağlamak için bu doğrultuda devam ediyor. Sayın Hüsamettin Koçan hocamız her zaman kadın istihdamına ve bizim her konuda destekleyerek gelişmemize katkı sağlıyor. Şimdi buradaki misafirleri ağırlamak için Box Müzesi'ne geldik. Kooperatif ortaklarıyla beraber yöresel yemeklerle şehrimizi tanıtacağız. Bundan sonra Bayburt'umuza gelen misafirlerimizi yöresel lezzetlerimizle buluşturmak için bu tür etkinliklere daha fazlaca katılacağız. Coğrafi işaretli birçok ürünümüz var, birçok yemeğimiz var. Onları beğeniye sunup bu tür çalışmalarımıza devam edeceğiz. Merhabalar, Neşe Yılmaz ben. Bayburtlu Kadınlar Birliği Kooperatifi'nde başkan yardımcısıyım. Burada hocamıza yardım için geldik. Bayburt yemeklerini tanıtacağız. Kara pancar, sebze çorbası, mercimekli mantı, kuşburnulu çorbamız var. Kokoş çorbası da dediğimiz. Kara pancar evelikten yapılıyor. Bayburt yöresine aittir. İçerisine mercimek haşlar koruz, bulgurla beraber güzel bir yemek oluşur. Sebzeli çorbamızın içerisinde gendimemiz var. İçerisinde ayrıyeten fasulye ve patates doğradık. İçerisinde uğraç olarak güzel bir sebze çorbası yaptık. Bu da yine yöremize aittir. Tabii içerisinde harçlar, işte küçük köfteler yuvarladık, soğan yaptık. İsterseniz diğer yemeğimizi arkadaşım anlatsın. Teşekkür ederim. Merhabalar. İsmim Mahbub Şehit. Ben de Bayburtlu Kadınlar Birliği Kooperatifinde ortağım. Kısaca BAKAP olarak geçiyor. Evet, şu an Box Müzesi'ndeyiz ve Box Müzesi'nde gelen misafirlerimize yöresel yemeklerimizi yaptık. Arkadaşın da anlattığı gibi mercimekli yaprak mantı yaptık bugün misafirlerimize. Mercimekli yaprak mantımızı, önce mantımızı haşladık. Daha sonra bol tereyağında çevirdik. Daha sonra servis ederken sarımsaklı yoğurt ve üzerine kıymayla beraber kavurduğumuz mercimeği mercimekle beraber servis yaptık. Tatlı çorbamız kuşburnuyla yaptığımız Bayburt'a özgü bir tatlı çorbadır. Yarma içerisinde sarı üzüm, kara üzüm, kayısı, incir, erikten oluşur. Bunları harmanlayıp pişirdikten sonra fındıkla süsleyip servis ediyoruz misafirlerimize. Lor dolmasına gelince de lor dolmamız Bayburt'un en meşhur dolmasıdır. İçinde taze lor, bulgur, taze soğan
vardır. Genellikle eveliğe sararız ama evelik olmadığı zaman pancar yapraklarına da sararız. Bunları fırında kızarttıktan sonra bol tereyağı ile beraber servis ederiz. Sırılı diğer yemeği normalde yazdan veya güzden hazırlanır, kurutulur, saklanılır. Sakladıktan sonra pişireceğimiz kadarına alır, üzerinde haşlarız önce. Haşlama suyunu döktükten sonra altına soğan, kırmızı biber, salçasını yapıp üzerine tekrar pişiririz. İçerisine patates yaparız. Ama kuşbaşı et de pişiririz. Bugün imkanlarımız doğrultusunda farklı bir et kullandık. Kıyma var. Evet. Normalde kuşbaşı ya da kemikli et kullanırız. Haşı içerisinde önce kendimeyi pişiriyoruz mısırla. Mutlaka mısır koruz biz. Piştikten sonra ikisini tekrar tencereye koyar, suyuyla beraber pişer. Uğrasını çalarız, çaldıktan sonra içine döküp tekrardan uzun bir süre pişer. Pişme noktasını tamamladıktan sonra ayran dökeriz içerisine, tuzu ve mutlaka aşotu üzerine koy, kapatırız. Şu anda her şeyi çırpıyorum ben. Horoz, yarma, ikisinin pişirilmiş hali ve şu anda çırpıyorum. Üzerine tereyağı dökerek kıvamına gelince servis edilecek. Merhabalar. Normalde güzün salamura yaptığımız fasulye yapraklarını ben dün taze taze topladım bahçeden. Getirdim, yıkadım. Şimdi hafif bir haşlıyorum, sıcak sudan geçiriyorum. Daha sonra bunları dolma saracağız. Etli yaprak sarması yapacağım. Fasulye yaprağı bildiğimiz. Bahçelerden topladığımız. Normalde bunu kışın salamura yapıp kışın da rahatlıkla kullanıyoruz. Şimdi çok taze olduğu için haşlıyorum. Normalde haşlamıyoruz. Tuza yatırıyoruz bunları salamura yaparken. Tarafını katlıyorum, diğer tarafını içine sıkıştırıyorum. Şeref verirsiniz hocam, efendim. Öyle zülfiyara da dokunma. Yok. Ya ben şimdi o Atatürk'ün o güzel sözlerine katılıyorum. Sana tutuk kalan bir milletin hayat damarlarından biri kokmuş demek. Bu neydi şimdi? İmir dolması. Ne dolması? İmir. İmir. İmir dolması. Soğan onun üzerine olacak. Bu da onun. Bu soğanları da üzerine koyuyoruz. Sarımsaklı yoğurt servis ederken üzerine bir. İçinde ne var İmir dolmasının? Bulgur. Bulguru su ve tuzla birlikte pişiriyoruz. Daha sonra bulgur miktarına göre un ilave ediyoruz. Dağılmasın diye bir tane yumurta kırıyoruz. Sonra da bu şekli verip kaynar suda, tuzlu ve kaynar suda haşlayıp üzerine sarımsaklı yoğurt ve karamelize ettiğimiz soğanla servis yapıyoruz. Şöyle bir karıştırayım. Yanarsın abla. Dikkat ediyorum.
Bu şeyin üzerine koyacağız. Evet. Özelliği aslında biraz daha kavrulmuş oluyor da sıcağıyla belki yanar diye korktuk şu anda aldım. Yoksa tam kırmızı kızarmış soğanlarımız olacak. Buradaki patlıcan. Buradaki de patlıcan, bu da patlıcanlarımızın sosu. Bunun bir yemeğin adı ne olacak? Bu yemeğimizin adı kendimizin yaptığı bir patlıcan kızartma şey. Kızartma sadece sunumu farklı. Ve dilimlerimiz çok kalın. Bu ne çorbası şimdi? Bu yalancı iştembe çorbası da diyoruz. Neyle yapıyorsunuz? Tavuk. Tavuk ya. Tavuk. Ya da terbiyeli tavuk çorbası. Üzerine tereyağı ve kırmızı pul biber yapacağız. Bu yörede yapılıyor mu yine burada? Merkezde yapıyoruz. Köyleri bilmiyoruz ama biz merkezde sıkça yaptığımız, tükettiğimiz bir çorba. Tereyağı içinde edilecek biraz. Ne bu şimdi? Tereyağı, un. Başka hiçbir şey yok. Bu yerel helva. Evet, un helvası. Kavuracağım. Kavurduktan sonra soğuyacak. Soğuduktan sonra ya bal ya da ağdalı şerbet hazırlayarak onunla karacağım. Sonra ikram edeceğiz. Süsleyerek. Helvamızın son hali kavruldu. Bayağı pembeleşti. Şimdi bu tamamıyla soğuduktan sonra şerbeti de aynı kıvamda soğuyacak. Şerbetini buna katıp karıştıracağız. İkisini de aynı sıcaklıkta mı? Evet, şey diyorsunuz? Aynı sıcaklıkta. Oldukça soğuk olacak. Ve helvamızın balla karışıp özleşmesini. Şerbetimizi döküyorum. Şöyle gezdiriyorum. Bir iki kepçe. Daha sonra tekrar yapacağım. Şerbetimizin katılığı tam bal kıvamında, akışkanı da var. Şimdi bunu karacağım. Şöyle. Özge için bir düz beyaz tabaklardan getir. Üzerlerine koyalım. O sonki bağdaşmasını da gösterelim. Şimdi bunun balı az oldu. Çünkü yedi balını. Bunları tekrar koyacağım. Ve tekrar karacağım. Şöyle çeke çeke. Çeke çeke kardığımız zaman helva şerbetiyle özleşecek. Gayet güzel oldu. Şimdi kendiliğinden helvamız kaşıktan düşüyor. Gördüğünüz üzere. Şöyle. Şimdi bunu yöresel şekilde tabağımıza koyacağım. Kaşıktan düşmüyor. Çok güzel bir kıvam aldı. Bunu düzleyeceğim ve üzerini süsleyeceğim. Süslemesini de yine bizim kendi sanatımızla yapacağım. Bir çay bardağı alayım Özgeciğim. Şöyle üzerini düzledikten sonra
da toparlayalım. Çok güzel bir parlaklık oldu. Şimdi bununla şöyle bir ortaya süs verdik. Şu şekilde Bayburt'ta mutlaka bu şekil yapılır ve servis edilir. Teşekkür ederim. Sizlere de afiyet olsun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Ben şu anda kabak mısırları yapıyorum. Zirom. Tabi bazı yörelerde vardır siron diye geçer ama bize zirom diye geçer. Şimdi biz bunu daha öncesinde yufkalarımızı hazırlıyoruz. Kızartıyoruz. Böyle katlayıp kestikten sonra kışlık olarak hazırlıyoruz. Saklama koşulu çok fazladır. Daha sonra istediğimiz zaman çıkartır böyle tepsiye şekilli şekilli dizdikten sonra fırınlayacağız. Fırından çıkınca yoğurt hazırlayacağım buna. Katı bir yoğurt. Yoğurttan sonra üzerine bolca bir tereyağı ile ikram edeceğim. Daha çıkan bir yoğurt elde ettim. Ayran değil ama daha bir katı halde. Fırından çıkan sıcak sıcak zironumun üzerine dökeceğim. Yalnız bir kepçe alırsam Özge bir kepçe alayım. Çünkü bunu böyle dökersem kenarlardan dağıtırım. Herhangi bir kepçe olabilir. Olur. Teşekkür ederim. Şöyle kenarlarından gezdirerek bir sesi duyacağız. Sarımsak var mı? Sarımsaklı da oluyor fakat şu anda katmadık biz. Tereyağını serviste mi? Tereyağını serviste yapacağım. Ve ziyan etmeyelim. Her bir yoğurdumuzu kullanalım üzerine. Evet. Bu şekilde. Şimdi tereyağını dökeceğiz. Üzerine servis yapacağız. Köy tereyağısını üstüne boca ediyorum. Böyle bolca kullanıyoruz. Güzel vadide de bu yenilmez mi? Ortamın ambiyansı çok güzel. Evet. Yemeğe hazır. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Onunla gidin. Hadi afiyet olsun arkadaş. Kesme çorba. Mevsiminde getirir, güzelce doğrarız satırla. Çok ince ince kıydıktan sonra bu küpün içerisine tuzla beraber yerleştiririz. Sıkıca, çok sıkıdır. Bayağı bir yerinden oynamaz bu kolay kolay. Bunu ağzını kapatıp kışlık hazırlarız. Kışın da daha sonraki zamanlarda yemeğini yapıyoruz. Şöyle yemeğini yapmaya başlamıştım. Soğanlı yağ yaptım. Salçalı soğanlı yağ. Sonra içerisine et koyduk. Et parçaları, kemikli, pastırma, kuru et de çok güzel oluyor. Piştikten sonra yumuşayacak lahanaları bulgurunu koyacağım. Pişecek birkaç taşım da tamam olacak. Bunun içinde ne var dediniz? Bunun içinde lahana var. Eşki lahana, turşu. Eşki lahana yani turşu oluyor. Etimiz var. Parça et koyduk. Ama şey de koyabiliriz diyorsunuz. Buna normalde kemikli et, kuru
kemik dediğimiz kemikli etle ve kuru kemik de koyuluyor. Daha güzel oluyor onlarla. Şu anda mevcut olan etimiz vardı. Kuşbaşı, kuşbaşıyla yapıyorum. Dedim onun için. Buna hiç dokunmadım. Tamam. Ha, ben eşimle paylaşayım. Tamam. Sağ olun. Ben de onu almayayım. Kuru fasulye. Bura Bayburt'un kuru fasulyesi. Evet. Bayburt kuru fasulyesi. İçinde yine parça etimiz var. Soğanlı yağ yaptık. Şu anda pişmek üzere o da. Bunun özelliği ne fasulyenin? Fasulye burada çok çabuk pişer. Doğaldır ve yeni sezon. Hep sezonunda toplar, sezonunda tüketiriz. Güzel olur ama sen ne yiyorsan o da onun artığını yiyecek. Ama salça, soğan falan çok zararlı. Nasıl? Salça, soğan. O güzel, ciddi zararlı. Sağlıklı köpekler için. İnceleri yıkadık, ayıkladım, haşladım. Haşladıktan sonra bir kaşıkla bal koydum üzerine. Tekrar birazcık daha haşladık. Şimdi fındıkları döveceğim. Dövdük. İncirlerin ortasını açarak içine yerleştirip fırınlayacağız. Son halini de gösteririz. Şimdi haşladığımız incirleri gördüğünüz gibi ortasını şöyle tekrardan şöyle göstereyim. Bu tepesindeki alıp şu parmak uçlarımızla şunu açıyoruz. Açtıktan sonra şu ortasına hazırladığımız şekerli fındık cevizden yerleştirip fındığı içe şeker de koyuyorum. Evet, azıcık. Çok beraber mi dövüyorsunuz? Beraber dövmüyorum. Üzerine İçine koyuyorum. Sonra şu şekilde ağzını kapatarak sıvalı yerleştiriyor. Daha sonra bu içindeki suyunu, haşladığım suyu üzerine koyacağım. Azıcık da tereyağıyla. Sonra kızartmaya vereceğiz. Sonra fırına mı koyuyorsunuz? Evet, fırına koyup fırında kızartacağız. Şöyle açıyorum. Evet. Şöyle göstereyim. Evet, bu da çok lezzetli bir tatlımız. Çorba da fena değilmiş ha. Var. Çok güzel değil mi? Şemlem, bana ekmek verebilir misin? Hayır. Dosta mı yiyeceksin? Kendim yiyeceğim ama olur mu?